Merhaba. Bugün bir kitap okuyacağım. Okumaya başlayacağım. İsmi Hiroşima'nın Tohumları. Edith Morris'in bir kitabı. İncecik bir kitap. Can Yayınları'ndan çıkmış. Bu benim elimdeki ikinci basımmış ve ben bunu 1982 yılında basılmış İstanbul'dayken almıştım. Türkçesi Ülkü Tamer'in, içinde resimler var. Onları da Kezban Batıbeki çizmiş. Onları da yeri geldikçe böyle size gösterebilirim. Adından anlaşılacağı üzere Hiroşima'da yaralananları anlatan, kaybedilenleri anlatan bir roman. Çok seneler önce okumuştum. Toplam 100 sayfa ve 12 bölümden oluşuyor. Bir defa da okumam mümkün değil. Bölümlere ayırıp böyle bir iki bölüm okurum diye düşünüyorum. Ben çok sevmiştim. Umarım siz de seversiniz. Sunuş bölümü de güzel. Onu da okumak istiyorum size. Haydi başlayalım bakalım. Hiroşima'daki dostlarıma ve artık orada olmayanlara. Sunuş. Sanırım 1970 yılıydı. Yabancı bir derginin kitap eleştirileri bölümünü karıştırırken bir başlık dikkatimi çekti. Vietnam'a sevgiler. Bir romanın adıydı bu. Yazarı o güne kadar adını duymadığım biriydi. Edith Morris. Vietnam'a sevgiler için yazılmış kısa tanıtma yazısını okudum. Sonra da kitabı okumak isteği duydum. Amerika'daki şair dostum Seyfettin Başçıllar'a mektup yazdım. O kitaptan bana bir tane göndermesini diledim. Sevgili Seyfi dileğimi hemen yerine getirdi ve bir ay kadar sonra postadan küçük bir paket çıktı adıma. Çok iyi anımsıyorum. Kitabı bir solukta okudum. Ara vermeden bir kere daha okudum. Öylesine sevmiştim romanı. Mehmet Fuat'a koştum hemen. Vietnam'a sevgileri gösterdim. Bu kitabı çevirmek istiyorum dedim. Mehmet Fuat, çevir yayınlayalım dedi. Yalnız bir sorun vardı. Yeni çıkmıştı kitap. İlk yayınlanışından o yana 10 yıl geçmediği için çevirmeden önce yazarından izin almak gerekiyordu. Bu konuda kuşkuları vardı Mehmet Fuat'ın. Yazarın yüklüce bir telif hakkı istemesinden korkuyordu. Böyle bir isteği de D Yayın Evi karşılayamazdı. Bana kalırsa dedim Mehmet Fuat'a, böyle bir kitabı yazan kişi olağanüstü bir telif hakkı istemez. Oturdum, Edith Morris'e kitabı yayınlayan yayın evi adresine bir mektup yazdım. Kitabı okuduğumu, çok sevdiğimi, Türkçe'ye çevirmek istediğimi ama ülkemizin koşulları nedeniyle büyük bir telif hakkı veremeyeceğimizi bildirdim. Bir hafta sonra da Amerika'ya yazdığım mektubun yanıtını Fransa'dan aldım. Edith Morris çok sevindiğini belirtiyor ve hiç telif hakkı istemediğini, bu kitabın Türkiye'de de yayınlanmasının kendisi için yeterli olduğunu yazıyordu. Çok güzel değil mi? Vietnam'a sevgileri büyük bir coşkuyla çevirdim. Ortaya tabii kendi çapıma göre en iyi çevirim saydığım yapıt çıktı. Mehmet Fuat da bu yapıtı D Yayınları arasında her zamanki özeniyle yayımladı. Bu arada Edith Morris'le yazışmayı sürdürdük. Güzel bir dostluk kuruldu aramızda. Onu ve kocası Ira Morris'i, bana kalırsa günümüzün en iyi yazarlarından da Ira'da, birçok kere ziyaret ettim. Birlikte Güney Amerika'yı dolaştık. Edith, eşimin ve benim çağrılım olarak iki kere Türkiye'ye geldi. Bodrum'da kaldı. Bu arada dostluğumuz daha da büyüdü. Edith'ten başka kitaplar da çevirdim daha sonra. Hiroşima'nın Çiçekleri, Hiroşima'nın Tohumları, Nasıl mısın, iyi misin? O Mutlu Gün. Yayımlanmayı bekleyen iki çeviri daha var. Afrika ile Bir Direnci Öldür. Yazarın dilimizde yayınlanmış kitapları tükendi. Sırayla hepsi yayınlanacak yeniden. Can Yayınları ilk olarak Hiroşima'nın Tohumlarını ve Hiroşima'nın Çiçeklerini sunuyor. Bu kitabı daha önce okumamış olanlar, soylu bir yazarı
sorumlu bir yazarı, değerli bir yazarı tanıma olanağını bulacaklar. Bunun için mutluyum. Edith bu kitabı Hiroşima'daki dostlarına ve artık orada olmayanlara adamış. Ben de çevirimi hep orada olan İra'ya adamak istiyorum. Ülkü Tamer. Evet, birinci bölüm böyle bir resimle başlıyor. Ufacık bir yalan, gerçeğin keskin bıçağından iyidir. Cıvıldayıp duran kuşuma artık sevişemeyeceğini söylemek, Saka kızımın yaşlı yüreğini oymak gibi bir şey olur. Ama bambu korusundaki buluşma yerinden nasıl getirmeli onu? Eniştemin motosikleti sabırsızca homurdanıp duruyor. Açık Suhoji'den, ne olursun Saka kızım, direnme diye sesleniyorum. Biraz uysallık şekerim Gaga'nın çevresindeki o inatçı çizgileri silip götürecek. Dozo, Saka kızım diyorum. Zzzz. Bir kanat çırpışı, ihtiyar kuşum kafesine dönüyor yine. Sulu bir kara turpu gagalamaya başlıyor. Ah, gitmeliyim artık. Erkekler bekletilmez. Son kere bakıyorum çevreme. Evet, her şey hazır. Çocuklarım Matsui teyzeden dönünce futonlarını serilmiş, pirinçlerini ocakta bulacaklar. Dışarıda yaz yağmuru yağarken bu küçük oda ne kadar sevimli. Yanmaya da olmasaydı. İhtiyar dostum evinin bir köşesini vermeseydi bize, başka atom bombası aileleri gibi sokakta kalacaktık. Neysan, konbanva. Eniştemin acelesi var galiba. Bu yüzden boyuna selamlıyor beni. İyi akşamlar diliyor. Maeda-san'ın sözlerini hatırlamaya çalışıyorum. Birinden hoşlanmamak sırtında taş çuvalı taşımaya benzer. Ama sensi, hoşlanmamamın sebebini bilemez ki. Kardeşim için duyduğum gizli korkuları. Homurdanıp duran motosiklete koşuyorum. Maeda-san'ın çalışma odasının kapısı açılıyor. Tanso geliyor. Hay Allah, sessizce kaçarım diye düşünmüştüm. Eldivenli elleri ceplerinde, motosikletle benim aramda dikiliyor. Yuka-san, bir şey söyleyeceğim, diyor. Özür dilerim Tanso-san, eniştem. Zararı yok, acele etme Neysan. Hiro acelesini unutmuş gibi. Motosikletinin gürültüsünü kısıyor, ortalığa tembelce bir mırıltı yayılıyor şimdi. Ressam arkadaşına baş sallıyor. Maeda-san'ın bütün öğrencileri gibi Hiro'nun da büyük saygısı var Tanso'ya. Yetenekli biri Tanso. Fırçayı eldivenli ellerine bağlayıp öyle resim yapıyor. Ah, Hiroşima'nın atom bombası çocuklarından biri olmamalıydı Tanso. Parmakları yok ama ustalığıyla sadece Hiro boy ölçüşebilir. Niye kaçıyorsunuz benden? Bu sabah size seslendim. Niye duymamış gibi yaptınız? Doğru. Ama doğru olmadığına inandırmaya çalışıyorum delikanlıyı. Gözleri yüzümü yakıyor. Direncim kırılıyor. Gönderdiğiniz yumurtayı çok sevdim diyorum. Teşekkür ederim. Üstüne yazdığınız haiku'yu da çok sevdim. Her zamanki gibi karşı koyamıyorum. Gülümsüyor Tanso. Parçalanmış ellerinin umutsuzca uzandığı ama yakalayamadığı şeyi ufacık bir yumurtanın üstündeki ince şiir yakalamış. Öylesine inanmak istiyor ki buna. Sonunda yola koyulduk işte. Hiro'nun arkasında oturuyorum. Beline sarılmamak için kemerine yapışmışım. Sake gibi içiyorum yağmuru. Birazdan kardeşimi göreceğim. Çınlayan sesini duyacağım onun. Bunu düşünmek bile yoldaki çukurları, rüzgarı, artık sevmemeye başladığım bir akrabaya gösterdiğim o yapmacık yakınlığı hepsini unutturuyor. Hiroşima'nın çamur kenar mahallelerinden hızla geçerken Hiro'ya soruyorum. Kardeşim nasıl? Cevap yok. Duymuyor belki. Amerikalı dostum sesimin böcek sesine benzediğini söylerdi. Ah Sam, Sam, telgrafın cebimi yakıyor. Gider gitmez bir daha okuyacağım. Sesimi biraz daha yükseltmeliyim. Hiro, güm. Hay Allah, hendekteyiz. Maeda'nın evinden yüzümüze yağmurla ayrıldığımızdan beri bunu bekliyordum zaten. Hiro'ya daha yavaş gitmesini söyleyecektim ama
görgü kurallarına göre bir kadının böyle bir istekte bulunması yakışıksız bir şey. Yaralandınız mı Leysan? Başımı iki yana sallıyorum. Duyduğum acı öylesine büyük ki topallayarak motosiklete giderken gülüyorum. Hiro hoşlanıyor bundan. Samuraylar soyundan geldiği için böyle davranışları beğeniyor. Motosikletini bir paçavrayla silerken Ohatsu sana söylemeyin diye buyuruyor. Bilirsiniz kardeşiniz her şeye üzülür. Hem onun için hem de oğlumuz için kötü olur sonra. Peki anlamında başımı sallıyorum. Kardeşimin çocuğu doğmadı daha. Ama her şeyi bilir görünen Hiro çocuğun oğlan olacağını da biliyor. Ah, Sem'in dediği gibi sınırlı bir adam Hiro. Ama etkileyici bir görünüşü var. Pantolonu baca gibi. Gömleği kirli. Yine de ipekli üzerinde çizilmiş bir prens gibi duruyor. Saçları simsiyah parlıyor yağmurda. Genji masalından çıkıp gelmiş sanki. Bir şey düşürdünüz Neysan? Başımı çeviriyorum. Hay Allah, hendekte o beyaz kağıt duruyor. Hemen seyirtiyorum ama Hiro benden önce davranıp Sem'in buruşmuş telgrafını kapıyor. Bana uzatırken yüzü öyle anlamsız ki kötü şeyler düşündüğünü anlıyorum. Geleneklere bu kadar bağlı olabilir mi Hiro? Kocası ölmüş bir kızın bir adamdan, üstelik yabancı bir adamdan telgraf alabilmesi onun açısından inanılacak şey değil. Yola koyuluyoruz yine. Son derece modern bir görünüşüm var herhalde. Motosikletin arkasındayım. Saçlarım rüzgarda uçuşuyor. Tam bir Apreguer kızı. Görenler böyle düşünecek. Rüzgarda bağırışan martılardan başka bizi gören varsa tabii. İç denize geldik demek. Evet, balık avlamak için suya dalan martılar. İşte o sima, intihar uçurumu. Yağmur damlalarından bir şal atmış sırtına titriyor. Yıllar ne çabuk geçivermiş. Kardeşimle trendeydik bir keresinde. O simayı görmüştük. Kendilerini uçurumdan atmak için buraya gelenler var. Gülmüştü kardeşim, alnını cama dayayıp gülmüştü. İnsan o kadar budala olabilir mi? Motosiklet yavaşlayıp bir sıra servi ağacının yanında duruyor. Shimizu'ların eski evi inleyen ağaçların altında devrildi devrilecek. İyice eğilmiş bir yana, yıllardır onarılmamış. Damı bel vermiş, renkleri solmuş. Ama yine de seviyorum onu. Dünyada üstüne en çok titrediğim insan o evde oturmuyor mu? Kardeşim, Ohatsu'm benim. Büyük sevgimi belli etmemek için gözlerimi önüme eğiyorum. Kardeşimin güzel yüzü, gökyüzündeki şimşekler gibi gözlerimi kamaştırır hep. Bir saniyeden çok bakamam yüzüne. Çabuk gel, diye bağırıyor. Eliyle de çağırıyor beni. Bir şey göstereceğiz sana Neysan. Nefis bir şey. Ufacık bir çocuk sanki, durmadan gülüyor. Ama bir anda bütün bütünü unutuyor beni. Hiro geldi. Birbirinden ayrılalı birkaç saat değil, yıllar geçmiş sanki. Kocasının ayakkabılarını çıkarırken biz kadınların sözle anlatamayacağı davranışlarda bulunuyor Ohatsu. Sesi üzüntüyle titreyerek ıslanmışsın Anata diye fısıldıyor. Evet, ne gösterecektin diye sözünü kesiyorum Ohatsu'nun. Kardeşim, düşmanca sesimin farkına vardı mı acaba? Biliyorum yakışıksız bir şey bu ama incecik Ohatsu'nun çocuğu olacak. Hiro'yu bu yüzden bağışlayamıyorum. Sahi, Ohatsu yine heyecanlandı. Ah Neysan, aklına bile gelmez. Kardeşim Yanado'ya öylesine hızla geçiyor ki aydınlatılmış aile köşesindeki Hotoke'yi selamlamayı bile unutuyor. Dönüyor sonra kimonosunun eteğini toplayıp eğiliyor. En çok da rafın sonunda duran çerçeveli fotoğrafın, Hiro'nun ölmüş babasını gösteren fotoğrafın önünde eğiliyor. Koluma yapışıp yan odaya sürüklüyor beni. Üzüntüsü neşeye dönüşüyor. Bak Neysan! Ma! Ellerini kavuşturup Hiro'nun resim sehpasının önünde duruyorum. Eniştemin modern resimleri yasalar kadar katı ve kuru ama kendini Ohatsu'nun çocuğuyla gösteren bir portre. Bu yaşıyor. Kardeşim de Hiro'nun resmini incelerken dudaklarımın kenarına bir damla gözyaşı kayıyor.
ama Ohatsu o çınlayan sesiyle gülüyor yine. Hiro, bebek sanın yüzünü çizmeye cesaret edemedi. Onun için karanlıkta kalmış. Çocuğumuz çok ama çok güzel olacak abla. Şimdiden onun resmini yapmak doğru değil. Sonra doğduktan sonra kocam bir resim daha yapar belki. Tatamiye çöküp resme bakıyorum. Güzel çocuğunu seven o adamın yüzünde baba olmanın bütün sevinci var. Yuka-san, arashai mashita dozo. Bir hışırtı duyuyoruz arkamızda. Ayağa kalkıyorum. Saygısız Sem'in kumru sekişi olarak adlandırdığı adımlarla Hiro'nun annesi giriyor odaya. Birçok kere eğilerek birbirimizi selamlıyoruz. Güzel sözler mırıldanıyor. Hoş geldiniz diyor. Sanki bu karşılaşma için özel olarak sakladığı gülümsemelerini esirgemiyor. Hiro'nun annesi konukseverliğin incelikle belirtildiği yaşlara gelmiş. Lütfen yemeğe buyurun Dozo diyor. Kendisi kadar yaşlı sararmış yelpazesini sallayarak yan odaya geçiyor. Aile köşesinin cilalı rafı önünde eğilmeden önce pek yoksul bir yemek saygıdeğer konuğumuz pek yoksul bir yemek diye mırıldanıyor. Ölmüş kocasına atalarına Hiro gibi bir oğul yetenekli bir ressam verebildiği için nasıl seviniyor kim bilir. Shimotsu'lar gibi bir aile evliliğin amacını soylarının sürdürülmesinde görür. Sıra kardeşim de şimdi. Yerdeki alçak masanın çevresine çökerken o çocuksu gövdesinde ailenin gelecek kuşağını taşıyan Ohatsu'ya bakıyorum. Ne kadar ince, ne kadar sevimli. Ama Ohatsu farkında değil bakışımın. Bütün dikkatini Hiro'ya vermiş. Biraz daha sake, anata diye soruyor. Sesi hala titremekte. Bölüm 2. Böyle bir resim var. Futonum ne kadar yumuşak. Serviler altındaki bu evde her şey yumuşak zaten. Her şey güzel. Uzandım. Yanağımı yıpranmış kahverengi kumaşa sürerek yatıyorum. Garip. Evet, kardeşimin o donuk gölgeleri sevmesi, yeni evinin fısıltılarına kulak vermekten hoşlanması garip şey. Duvarın ötesinde bir fare sesi. Suhoji'nin arkasında bir dalın hışırtısı duyuluyor şimdi. Solgun renklerle fısıltılar, Ohatsu'nun içindeki derin bir özlemi mi karşılıyor yoksa? Daha küçücükken, Pikodo'nun ışığıyla, gürültüsüyle tedirgin olmuş gözlerini, kulaklarını mı rahatlatıyor? Yan dönüyorum. Tatami'nin altındaki iki tahta gevezeliğe başlıyor hemen. İhtiyarız diyorlar birbirlerine. Yıpranmışız, çok ihtiyarız. Ölüm yok bize. Hadi uyku, gel artık. Faydasız, faydasız. Yalnız insanlara gelmez uyku. Birbirlerinin kollarında sıcacık yatan sevgilileri arar. Mum ışığında okumaya çalışıyorum ama çok yorgunum. Maeda'nın evine bakmak, resim öğrencileriyle uğraşmak kolay değil. Deniz yeşili Satsuma vazosuna, yıldız ışığında parlayan paravanaya ilişiyor gözüm. O patlamada toz haline gelen kendi Satsuma vazomu düşünüyorum. Fumio'nun ölümünden sonra satmak zorunda kaldığım paravana geliyor aklıma. Atom bombası varlığımı iki kere parçaladı. Dalmadan önce saatler geçiyor. Kollarım, bacaklarım ağırlaşıyor sanki. Bütün düşünceleri kovuyorum kafamdan. Uyku gün ışımadan gelsin istiyorum. Şehre dönüp oğlumla kızımı okula göndereceğim. Ah, geliyor uyku, geliyor. Fumio! Kendi çığlığımla uyandım. Elimi uzatmışım uyurken kocamın elini aramışım. Fumio yok. El yok. Kocam yok. Titreyerek yatıyorum. Ah, dayanamayacağım artık. Hiçbir kadın boş yatağa dayanamaz. Boş bir gövdeye. Abla! Neyse. Diri sıcacık Ohatsu koşarak geldi. Hayaletleri kaçırmaya. Yıldızların ışığında uzun boyunu geceliğin içindeki o karanlık gövdesini seçebiliyorum. Ohatsu-san! Ah, biliyorum seslenmemeliydim. Uyuyormuş gibi yapmalıydım ama öylesine yalnızım ki. Rüyamda Fumio'yu gördüm.
O hastane koğuşunda yatıyordu. Hayır, hayır. O Hatsu geriliyor. Onun korkulu gözlerini görünce utanıyorum. Utançla doluyor içim. Öğrenmedin mi daha? Kardeşim biz Hiroşimalıların artık alışkın olduğumuz o korkuları hatırlamak istemiyor. Anıları ile kendisi arasında bir duvar çekti. Genbaku gününde 2 yaşındaydı ama yanık et kokusu, çığlıklar hepsi aklında. Bağışla beni diyorum. Başımı pirinçle doldurulmuş yastığa dayıyorum sonra. Uyumaya çalış Nisan diyor Ohatsu. Kendini topladı şimdi. Uçuşan bembeyaz kimonosuyla futonuma yaklaşıyor. Uzun saçları omuzuna, koluna dökülmüş. Eğilip bana bakıyor. Gaz ocağını yakıp çay yapayım sana. Ada çayı uykunu getirir abla. Başımı sallıyorum. Ohatsu gaz ocağıyla kibrit bulmaya koşuyor. Gece yarısı gizli bir eğlence düzenleyen okulu kızlar gibi. Fusuma'nın önünde incecik gövdesini, o gövdeye nedense yakışmayan şişkin karnını görüyorum. Ohatsu'nun doğum yapması doğru değil ama düşünmek bile istemiyorum bunu. Doğum yapmak için çok zayıf, çok sinirli. Evlenmeden önce söz vermişti bana. Söz veriyorum, Hiro'yu istiyorum yalnız demişti. Abla, Yubikiti sözü veriyorum. Parmağını benim parmağıma takmış, sonra o büyüleyici kahkahalarıyla gülmüştü. Sözümden dönersem sertçe parmağımı kesmem gerekir, öyle değil mi? Kardeşim ne kadar çocuksun. O gün bir şeyler kıpırdamıştı yüreğimde. 3 ay sonra sertçe parmağı sarılı Maeda'nın bahçesine gelmişti. Sözümü tutamadım Nisan. Hiro çocuk istiyor. Kocama nasıl karşı koyabilirim? Ama Yubikite sözümü tuttum, sertçe parmağımı kestim. Kestin mi? Daha doğrusu kesmek istedim ama başaramadım. Kesmeden bayılmışım. Yaralı parmağını uzatmıştı. İyi ki becerememişim. Sakatlıktan tiksiniyorum Nisan. Çirkinliği sevmiyorum diye bağırmıştı. Bir gül fidanının üstüne eğilmişti sonra. Beni korkutan bir öfkeyle kuru bir yaprağı koparıp almıştı. Sarılı parmağını öpmüştüm onun. Çocuksu gövdesini kucaklarken içimin bir yerlerinde duymuştum. Benim o Hatsum'du yine. Annemiz alev alev yanan bir meşale gibi kendini ırmağa attığından beri, atom bombasından beri ben büyütmüştüm onu. Ben yetiştirmiştim. Ama o Hatsu'yu kucağımda sallarken içimi korku kapladı. Kendi parmağını kesmeye kalkmak. Kim bilir ne davranışlara başvurabilir daha. Ne çaresizlikler içinde kalır. Çay, pirinç kekleri. Yorganın altına yanıma sokuluyor kardeşim. Bu 3 keki odamda sakladım Nisan. Geceleyin bir şeyler yemeye bayılıyorum. Obur. Hayır, hayır. Oğlum bu saatlerde acıkıyor da ondan. Mutlu, keyifle gülüyor. Yumuşacık futonumda kardeşimle yatmak ne güzel. Suç ortağı ararcasına yaklaşıyor. Adam başına 1,5 kek düşüyor. Yok yok. En iyisi ikisini ben yerim. Birini de sen yersin. Ben 2 kişiyim şimdi. Ailenin atalarına söz verdim. Hiro'nun oğlu tombul olacak. Pirinç kekleri yiyip suyun kaynamasını bekliyoruz. O Hatsu bir yandan anlatıyor. Her sabah ailenin yomeliği görevini yerine getirirmiş. Hiro'nun atalarına pirinç sunarmış. Hem de başka gelinlerin sunduğunun 2 katını sunarmış onlara. Son günlerde dualarını almak için aile köşesine şeker de koymaya başlamış. Bu akşamdan artan erişte var ya, yarın sabah onu da vereceğim diyor Ohatsu. Biliyor musun abla? Hiro'nun Hotekesi seviyor beni, özellikle babası. Renkli fotoğrafı tıpkı Hiro'ya benziyor. Hep gülümsüyor bana. Evet, benziyor. Ama Hiro'nun saçları daha ağarmamış. Gülüyor o Hatsu. Gaz ocağına göz atıyor. Çay hazır Nisan diyor. Taştan çaydanlığa su dolduruyor. Kardeşim her şeyi öyle güzel yapıyor ki. Çiçeklere, bitkilere bakmaktan elleri inceliğe alışmış. İşte diye bağırıyor. Eğilerek çay fincanını uzatıyor saygıyla. İncecik bir fincan bu. Üstündeki gül resmi bana gülümsüyor. Sonra kendine çay koyuyor. Ne güzel karşılıklı çay içmek. Ama yanıma otururken yastığımın altındaki kağıdı görüyor. Telgraf, yastığının altında
Hirobi, sen telgrafıyla mı yatıyorsun? Yalan mı söylemeli? Bunu sadece bir rastlantı olduğuna mı inandırmaya çalışsam onu? Neyse, akıllı Matsui teyzenin sözü geliyor aklıma. Sana cevap veremeyeceğin bir soru sorulursa sen de hemen bir soru sor. Hatırlıyor musun o Hatsu? Samsan evimize kiracı olarak ilk geldiğinde nasıl büyülemiştin onu? O Hatsu, ben mi? O yabancıyı mı büyülemiştim? Harosanları hiç sevmem diye bağırıyor. Niye dönüyormuş Japonya'ya, para kazanmak için mi? Shimizu ailesinin incecik fincanını öylesine sert bıraktım ki yere neredeyse kırılacaktı. Hay Allah, tatamiye çay döküldü. San Birobi parayla ilgilenmez diyorum hemen. Sesimin titremesinden anlıyorum. Yüreğim de çay fincanı gibi kırıldı kırılacak. Samsan yoksulluğu seçti. Bilim alanında çalışmak için üvey babasının işini bıraktı. Hatta bir lokantada gece işi buldu. Ha, olanlar oldu işte. Sam'ın güzel sözlerinden biri bu. Kardeşim genç Amerikalı'nın benim için ne kadar önemli biri olduğunu anladı mı acaba? Yıllardır mektuplaştığımızı. O Hatsu sevince, neşeye, eğlenceye duyduğum özlemi değerlendirebiliyor mu? Ah Sam. Güler yüzü Sam. İhtiyar dostum, sevgili Maeda'dan daha gençsin sen. Maeda-san salı gecesi bir toplantı düzenliyor. Bir eğlence, ay eğlencesi. Seni de çağırdı diyorum. Matsui teyze başım sıkışınca konuyu değiştirmemi öğütlerdi hep. Gelir misin o Hatsu-san? Eğlence mi? Diye bağırıyor o Hatsu. Tabii gelirim. Yeni buyenlerimi takarım. Doğumdan önce son eğlencem olacak herhalde. Göz ucuyla bir tuhaf bakıyor bana. O da gelecek mi yoksa Nisan? Eğer o geliyorsa ben gelmem. O mu? Niye o diyorsun? Tanso desene. Artık kızmaya başlıyorum o Hatsu'ya. Tanso'nun kurumuş elleri onu ürküttüğü için Maeda'nın Tsukimi eğlencesine gelmek istemiyor. Bütün dünyasını küçücük bir kuş yuvasına sığdırmış sanki. O yuvada sadece kendisi, Hiro, bir de doğmamış çocukları var. Kardeşimi azarlıyorum ama dikkati başka yerde. Başını yana eğmiş, bir şeye kulak kabartıyor. Ayağı fırlıyor birden. Suhoji'yi gidip dışarıya bakıyor. Duydun mu Nisan? Baykuş sesi, uğursuzluk getirir. Hiç kımıldamadan duruyor orada. İncecik ellerini kavuşturmuş. Ağustos gecesinde çıt yok ama biliyorum, inandıramam onu. Baykuş sesi duymuş bir kere. Öyleyse baykuş da var. Bak, bak, duyuyor musun şimdi? Diye fısıldıyor Hatsu. Yüzünde içimi korkuyla dolduran o gerginlik, o bakış var. Eniştemin sesini duyuyorum. Anata, yatağa gel. O Hatsu'nun yüzüne bir rahatlık yayılıyor. Hiro! Beni çağırıyor abla, kocam. Kocam beni istiyor Nisan. Gülümseyerek odalarına koşuyor. Fusuma'nın yanında durup el sallıyor bana. Sonra uzun geceliğiyle kayboluyor. Bir süre arkasından bakıyorum o Hatsu'nun. Gözlerim kapanmaya başlıyor. Neyse, adı çayı etkisini gösteriyor artık. Ah, gizli korkularım yine belirmeden uyumalıyım. Gece durgun, sessiz. Ama hepimiz kafalarımızın bahçelerinde öten baykuşları duymaktayız. Bugün bu kadar olsun. 2 bölüm.